Burası Kuzeybatı İtalya'da bulunan La Spezia iline bağlı Lerici beldesi. Şairler Körfezi olarak bilinen bu belde kış mevsiminde yaklaşık 10 bin nüfusa sahip.
Gezimizin ikinci gününde La Spezia Marina'dan Cinque Terre'ye kalkan teknelerle bir geziye çıkıyoruz. İtalyanca Cinque Terre, Türkçe'ye 5 toprak olarak çevriliyor. Marina'dan kalkan tekneler kişi başı 41 euro. Bu bölge UNESCO tarafından da korunmuş ulusal bir park. Cinque Terre'ye geldiğinizde sizi 5 tane köyde şu şekilde limanlara bırakıyorlar. Bu limandan yürüyüş yolu ile yaklaşık olarak 700-800 metre ileride bakın bir yol var burada karşıda. İşte o yoldan diğer koydaki köye gidebiliyorsunuz. Ve her saat başı bu botlar geliyor, yanaşıyor. İster buradakine tekrar biniyorsunuz, ister oradakine tekrar binip tekrar bir sonraki köye gidiyorsunuz. Cinque Terre'nin köylerinde de Türkiye'nin sahil şehrindeki köylerde olduğu gibi esnaf gayet relax bir şekilde telefona bakıyor. İşte bot tur satmak isteyenler, günlük tur satmak isteyenler, lokantalarında yemek satmak isteyenler sadece buyurun buyurun filan diyor. Köyler çok eski köyler. İtalya'nın balıkçı köyleri bunlar zamanında. Şimdi sadece turistik köyler. Muhtemelen balık avlayan birkaç kişi belki vardır. Tekneniz buraya yanaşıyor. Yaklaşık bir saat sonra başka bir tekne geliyor. Siz isterseniz bu köyde inmeyebiliyorsunuz. İsterseniz iniyorsunuz. Köyü bir dolaşıyorsunuz. Tüm gün de burada kalabilirsiniz. Saat başı başka köye de gidebilirsiniz. Yürüyüş yollarından geçebilirsiniz başka yerlere. Fakat benim gördüğüm köyün gerçekteki güzelliğiyle videolardaki güzelliği arasında bayağı bir fark var. Bence videolarda çok daha güzel görünüyor. Mesela bu köyde ben 3 günde en fazla sıkılırım gibi geliyor. Ya da bu daha doğrusu bugün geldiğim ilk köy. Bakalım diğer köylerde nasıl olacak onu da göreceğiz.
köyü bir de diğer taraftan çekim yapalım, görelim. Bu köyü şimdilik burada bitirelim diğer çekimden sonra. Fakat arka taraftaki tepenin arkasında köy. Burada sadece liman var. Yukarıda şarap üzümü bağları. Karşıda restoranlar. Bakalım göreceğiz köyde. Şansımıza vinç ile denize bir kayığın indirilişini seyrediyoruz. Herkes seyrediyor. Çok ilginç bir şeymiş gibi. Çok yokuş olduğu için, çok sarp bir yol olduğu için kayık indirme yeri yok büyük ihtimalle buralarda yakında. Onlar da böyle bir sistem kurmuşlar. Birazdan şu karşı yola gideceğiz. Çok benzer bir köy burası da. Yalnız burası daha kalabalık. Köyün meydanı var karşıda. Şimdi oraya gideceğiz. Sokaklar aynı. Denize paralel şekilde sağlı sollu, denize dik olarak daha doğrusu. Kayalarda da yukarıya doğru evler yapmışlar.
manzarayı oradan seyrediyorlar. Yine eski bir İtalyan balıkçı köyü. Her köyün karşısına, altına ekranda yazıyorum ismini. İkinci köydeyiz. Burası çok dik bir yol. Yani şu gördüğünüz yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yol var paralel. Çok dik. Kamera derinliğini ne kadar gösterir bilmiyorum. En tepede de böyle seyir terası gibi bir yer var. Teams of like six kind of thing. So it was like three of them.
Zelato, Wojtuś. İlginç bir dükkan, Tutti Frutti diyor. Kalamar, fiş, cips ve benzerlerini yapıyor. Şöyle vitrin yapmışlar hemen dükkanın yanına. Vitrinde de işte kalamar, kalamari, küçük boy 9, orta boy 13, large boy, büyük boy 15 euro. Şöyle var, küçük orta boy canlı kalamar var. Çok ilginç bir vitrin, hamsi var. Evet, İtalya.